Herkese merhaba. Bu bölümde YouTube videolarımı nasıl çektiğimden, montaj için hangi programları kullandığımdan, yeşil perde efektinden ve biraz da komşularımın bana yarattığı zorluklardan bahsedeceğim. Yalnız dikkat! Bu bir ders değildir. Sadece ve sadece video çekimi hakkında edindiğim tecrübeleri ve video çekimi esnasında başıma gelenleri sizlerle paylaşıyorum. Bu videoyu çekerken YouTube'a ilk çektiğim video kalitesine yavaş yavaş teknik unsurları birer birer ekleyerek çok kötü bir video kalitesinden nispeten daha iyi bir video kalitesine giden bir çizgiyi sizlere de görsel olarak anlatabilmeyi amaçladım. Umarım beğenirsiniz, iyi vakit geçirirsiniz. Hemen başlıyoruz. YouTube videolarını bu duvarın önüne çekmeye başladım. Elimde profesyonel teknik ekipmanım, malzemem yoktu. Çekim yaptıkça, yaptığım çekimleri izledikçe bazı teknik problemler beni rahatsız etmeye başladı. Bu teknik problemlerden birincisi sesti. Cep telefonumda kayıt yapıyorum ve ne kadar 4K kalitesinde kayıt yapıyor olsa da ses kalitesinde kayıplar oluyor. Bunu önleyebilmek için önce internetten hemen bir tane ufak bir kayıt mikrofonu aldım ve hemen onu kullanmaya başladım. Şimdi hep birlikte aradaki farkı görelim. Ha, bu muhteşem bir mikrofon mu? Hayır, asla muhteşem bir mikrofon değil. Fakat verdiğim paraya göre şimdilik işimi görüyor. Bu mikrofonun tek problemi kedi. Video kaydında sesten daha önemli bir şey varsa o da kesinlikle ışık. Bu problemi çözebilmek için de kendime ayaklı stüdyo aydınlatması aldım. Hemen bu aydınlatmayı da videomuza katalım. Şimdi eminim ki videonun kalitesi bir tık daha yükselmiştir. Bu aldığım ayaklı stüdyo aydınlatması için yaklaşık 200-250 lira vermiştim birkaç ay önce. Fakat euro ve doların artmasından dolayı şu anda bir tane daha almak istediğimde kendime 450-460 lira vermek durumunda kalacağım. Gerçekten çok üzücü. Hepimizin paylaştığı bir problem bu. Yapacak bir şey yok. Videoyu burada bitiriyormuşum. Sesi hallettik, ışığı hallettik. Bitti mi? Bitmedi. Ne var sırada? Yeşil perde efekti. Çok sevdiğim bir şey. Her şeyin içine yeşil perde efekti koymak geliyor. Şimdi yeşil perde efekti dediğimiz şey, bir sahne düşünün. O sahnenin önünde bir obje var ya da bir kişi var ve arkasında da bir perde var ya da bir duvar var şurada olduğu gibi. Bu duvarın ya da arkada ne varsa tek renk olması gerekiyor. Yani sadece yeşil olmak zorunda değil. Mavi olabilir, kırmızı olabilir, siyah olabilir. Problem nerede başlıyor? Şimdi benim bu arkamdaki duvarı ben yeşil perde efekti olarak kullanamıyorum. Şimdi kullanmaya çalışayım. Bakın ne olacak? Şimdi ne oluyor? Bu renk benim ten rengime yakın bir renk olduğu için bu sefer benim ten rengim de kaybolmaya başlıyor. O istediğim efekti yaratamıyorum. Arka fondan kendimi ayrıştıramıyorum. Bunun için gerçekten bir perde almam gerekiyordu. Ya bir panel almam gerekiyor, ya duvarı boyamam gerekiyor, ya da bir perde almam gerekiyordu. Ben de bir yeşil perde almaya karar verdim. İnternette bir alışveriş sitesini açtım. Baktım 3 metreye 3 metre standı ile birlikte bir tane yeşil perde siparişi verdim ve beklemeye başladım. Birkaç gün sonra elime bu geldi. Sadece perde. Meğer fotoğraflarda stand varmış ama mala dahil değilmiş. Böyle altına küçücük yazmışlar. Şimdi siz olun, dikkat edin. İnternetten bir şeyler satın alırken o ufacık yazılara da dikkat etmeye çalışın. Çünkü bu bir kandırmaca resmen. Yani bizi kimler kazıklamadı ki? Şimdi perdeyi aldım. Stand yok. Nasıl yapacağım? Şimdi başladım işte dolapların üstüne seriyorum perdeyi. Duvara yapıştırıyorum falan. Olmuyor. Olmuyor çünkü o efekti istediğim kalitede elde edebilmek için perdenin bir kere pürüzsüz olması gerekiyor. Işığın çok iyi olması gerekiyor. Çok profesyonel şartların elde edilmesi gerekiyor bu efekti elde edebilmek için. Bu sefer ben ne yaptım? Düşük bütçeli bir çözüm bulmaya çalıştım. Gittim hemen bir tane dükkandan banyoların bu banyo perdesini taktığımız borular var ya, gittim onlardan aldım. 2 tane. Tabii bunun bir tanesinin uzunluğu bana yetmedi. Bu sefer 2 tane almak zorunda kaldım. İkisini de birbirine ekledim. Duvardan duvara sıkıştırdım. Oldu mu? Oldu. Ama sonuçta bunu tak çıkart tak çıkart yapamıyorsun ki. Evin bir duvarını olduğu gibi yeşil perde olarak ayırmak zorunda kalıyorsun. Öyle de bir şansım yoktu. Bu sefer ne oldu? Gittim yine o standı almak zorunda kaldım. Yani neymiş? Düşük bütçeyle her zaman problem çözülemeyebiliyormuş arkadaşlar. Ses çek. Işık çek. Yeşil perde çek. Yeşil perde standı çek. Kedi çek. Artık hazırız. Arka fona istediğimiz her şeyi koyabiliriz. Örneğin ولا تشتري. Ya da tabii ki tüm bu işlemler cep telefonundan olmuyor. Cep telefonundan kaydı yaptıktan sonra bütün dosyaları bilgisayara atıyorum. Bilgisayarda ise beni bambaşka bir dünya bekliyor. Nedir? Creative Cloud programları dediğimiz birçok programdan oluşan bir grup. Bunlar hangi programlar? Öncelikle benim sürekli kullandığım ve kullanmaktan çok zevk aldığım program Adobe After Effects. Bunun dışında Premiere Pro, Adobe Photoshop, Illustrator, Character Animator, Audition. Bunlar bedava programlar değil. Bunların da ayrıca giderleri oluyor. Çok fazla değil ama sanırım aylık 125 TL giderleri var bu programları. Ben şimdi size bunları böyle hızlı bir şekilde, maddeli bir şekilde anlatıyorum. Kolay gibi görünüyor olabilir ama aslında çok zor işler. Çünkü işte ışığını ayarla, kameranın açısını ayarla, ses düzgün geliyor mu, konuşacaklarını önceden tasarla derken bir yandan köpeğim stüdyoyu basabiliyor, kedi üstüme atlayabiliyor, kediye işte kablolar var etrafta, kablolara saldırıyor. Tam ben konsantre oluyorum, çekime devam ediyorum. Arkadan araba kornalarının sesleri giriyor. Bu sefer bütün çekim mahvoluyor. Hadi diyelim ki o bitti. Tekrar ben konsantre oluyorum, başlıyorum çalışmaya. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Yan taraftaki teyzeler apartmandan apartmana konuşmaya başlıyorlar. İşte anlatıyor o gün ne yemek yapmış, onu anlatıyor. Bağıra bağıra böyle işte. Ondan sonra öbürünün işte gelini gelmiş de gelini ona küsmüş. Çökelekçi Osman var bir tane, onu konuşuyorlar. Çökelekçi Osman'ın bir tane şişman karısı var. Onu konuşuyorlar. Ya böyle konuşuyorlar. Sürekli konuşuyorlar ve apartmandan apartmana bağırarak konuştukları için ben ara vermek zorunda kalıyorum. Geçiyorum kenarı, bekliyorum. İşte tam da size anlattığım gibi teyzelerimin sohbet saati geldi. Eminim birbirlerine anlatacak çok şeyleri vardır. O yüzden ben şimdilik bu videoya bir ara veriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok oldu, çok. Evet. Allah beterinden saklasın.